Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle çok özel bir teknik paylaşacağım. Bilinçaltı tekniği. Neville Goddard, belki çoğunuz biliyordur bu kişiyi. Onun bir telefon tekniği var. Şimdi burada neden bu teknik çok etkili ve sonuçlar çok hızlı tezahür ediyor? Çünkü bilinçaltımız sembollerden anlıyor. Burada telefonu da bir sembol olarak kullanacağız. Bu teknikte hayallerinizi önce çok iyi, net bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Yani hayaliniz neyse onu önce düşüncelerinizle görselleştirmeniz lazım. Birinci adım hayalinizin net ve belirli olması. Ne istediğinizi bilmeniz gerekiyor burada. İkincisi, hayallerinizi hissetmeniz gerekiyor. Yani bu hayal tamam, görselleştirdim, gözümün önüne geliyor. Ama onu nasıl duyguyla birleştiririm? Onu tam anlamıyla kalbinizde hissetmelisiniz. Bu hayali yaşıyorsan kendini nasıl hissederdin? O hissi bulmak zorundasın. Çünkü bilinçaltı senden senden hayalini istemiyor. Görselleştirdiğin kişiyi, olayı neyse o onunla ilgilenmiyor. Senin ne hissettiğinle ilgileniyor. Eğer hayalini kurarken şüphe hissediyorsan o şüpheye önem veriyor ve hayalini gerçekleştirmiyor. Hayalini kurarken kararsız mısın? Ne istediğini bilmiyor musun? Onunla ilgilenir ve seni hep kararsız durumda tutar. Şimdi bunları çok net bir şekilde özümsemeniz gerekiyor yaparken bir çalışmayı. Burada ne hissettiğinizi tam anlamıyla bilinçaltına bildirmek zorundasınız. Ardından çalışmayı yaparken artık sembolik olarak sanki çok sevdiğiniz biri sizi telefonla arıyor. Bu kez bakın burada önemli nokta, sesi çok iyi özümsemeniz gerekiyor. Yani o sesi netleştirmeniz lazım. Kimse bu sevdiğiniz, her kimse sizi telefonla arıyor. Önem verdiğiniz bir kişi olsun, değer verdiğiniz bir kişi olsun bu. Ve telefonda sizin bu hayalinizi nasıl gerçekleştirdiğinizi soruyor. Şimdi burada bilinçaltına bu hayali ben gerçekleştirdim ve bunun detaylarını anlatacağım gibi yine bir mesaj vermiş oluyorsunuz. Kişi sizin bu hayalinizi gerçekleştirdiğinden ne kadar sevindiğini size bildiriyor. Güveniyorsunuz bu kişiye çünkü. Ve bunun aslında sizin bir geçmişiniz olduğunu bildiriyorsunuz şu an. Bakın, hayalinizi hissettiniz. Artık sizin bir geçmişiniz oldu. Şu an onu yaşıyorsunuz ve birileri sizi o yüzden tebrik ediyor. Sizinle gurur duyuyor. Sizin bu hayalinize ulaşmanızdan mutluluk duyuyor. Bunu hissettirin. Yani artık temeli sağlamlaştırıyoruz burada. Ve ona detaylarını anlatın. Nasıl bu hayali gerçekleştirdiğinizi anlatın. Şimdi burada nasıllar bilinçaltının işi olduğu için burada artık tamamen o hayali sonucu hissediyorsunuz ve içinizden geldiği gibi nasıl işte başardığınızı anlatın. İçinizden geldiği gibi. Çünkü artık sonuçtasınız. Bunu tamamıyla onunla paylaşıyorsunuz telefonda ve bu süreç aşağı yukarı ben size söyleyeyim yani detaylarıyla yaparsanız 15-20 dakikalık bir süreç olmalı. Bütün detaylarıyla o anı yaşıyor olmalısınız. Burada artık sizin bu hayaliniz şu an yaşamış olduğunuz aslında bir geçmiş hatıranız da olmuş oluyor.
Yani aslında birbirine bağlı çok boyutlu bir çalışma yapıyorsunuz burada. Böyle hani telefonda işte işte girdiğiniz zaman telefon tekniği böyle çok yüzeysel anlatırlar. Çok boyutlu, birbiriyle entegre olmalı. Yani yaptığımız çalışmalarda ben size daha önceki videolarımda hep söyledim. Biz ne hayal ediyorsak o bizim hayali eğer hissediyorsanız o bizim geçmişimiz olur o anda. Bilinçaltı düzeyinde böyle. Orada zaman kavramı yok. Siz o an hissettiniz artık yeni bir hayaliniz, geçmişiniz olmuştur o. Hatıranız olmuştur. Yani bu teknikleri kullanıyorsunuz, entegre ediyorsunuz burada. Bilinçaltımızın nasıl çalıştığını çok iyi bilmek lazım. Ona verdiğimiz mesajlar hisle ve sembollerle olmalı. Kararsızlık veya işte ne istediğini bilmemek veya bir şeyi hissetmeden sadece istemeyi bildirmek bilinçaltında ters tepki yaratıyor. Ve sizin hayatınızda o istemeyi sürekli tezahür ettiriyor. Sürekli bir şekilde sizin önünüze engeller çıkarıyor. Siz onu hep istiyorsunuz. Hayalinizde kalıyor yani. Bunlara dikkat edin bu telefon tekniğinde. Bunu çünkü yaparken o sesi çok net duymalısınız. O kişinin bu hayali tasdiklediğini, aslında kendinize de bu hayalin gerçekleştiğini kanıtlamış oluyorsunuz. Onun sesiyle. Deneyin. Sonuçları geri bildirimlerden yazarsınız. Vallahi şöyle söyleyeyim ben size. Tüm duyularınızla bu çalışmayı yaparsanız, burada tüm duyularınızla diyorum, görsel, kokusal, bizim daha önceki videolarımızda belirttiğim tatsal. Yani o anı, mesela ben size küçük bir detay daha vereyim. Telefonla keyifli bir şekilde sohbet ederken sevdiğiniz bir şeyi yediğinizi, sevdiğiniz bir şeyi içtiğinizi, çok güzel bir çiçek kokuları arasında olduğunuzu, yani tüm duyularınızla o anı yaşarsanız onun temelini çok daha sağlam atmış olursunuz bilinçaltı düzeyinde. Bu çalışma aşağı yukarı dediğim gibi 15-20 dakika sürebilir, daha uzun da sürebilir, kişiye bağlı bu. Ve bunu sık sık tekrarlayın. Yani bu artık sizin normal doğal bir süreciniz ve kendiniz de bunun gerçekten bir hatıranız olduğuna inanmanız gerekiyor. Artık oraya yerli yerine taşlar oturması gerekiyor. Yapın, deneyin, hiçbir şey kaybetmezsiniz. Sonuçları da sizden bekliyorum. Arkadaşlar şimdi İstanbul atölyemiz var, 5 Ekim yaklaştı. Bununla ilgili hala kayıt bilgi istiyorsanız yesilpinar333@gmail.com'dan lütfen bana ulaşın. Çünkü kontenjan da artık yavaş yavaş dolmak üzere. Düşünüyorsanız bir an önce lütfen bana ulaşın. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.